Bizden size, herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu haftalar sevgili izleyicilerimiz. Yeni normalleşme dediğimiz dünyamızı etkisi altına alan ve bağımlı hale getiren dijital bağımlılığı ele almaya devam edeceğiz. Neden bu konu üzerinde konuşmaya devam edeceğiz? Tabii ki birçok nedenleri var. Niçin, nasıl bu hale geldik ve dijital çağa ayak uydurmak için neler yapmalıyız? Sağlığımızı tehdit eden unsurları ve dijital bağımlılığın bize neler kazandırdığını ve neler kaybettirdiğini daha iyi anlamak ve bununla baş etmek için bu konuda yıllardır çalışmalar yapan birçok defa Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tuncay Dilci konuğumuz oluyor efendim. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Leyla Hanım. Herkese, tüm Türkiye'ye buradan selamlarımı sunuyorum. Evet hocam, bugün biz dijital bağımlılığın nedenlerini konuşacağız. Biraz önce de belirttiğim gibi gerçekten yıllardır bu konu üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. İnsanları bu konular üzerinde bilgilendirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü bu dijital bağımlılık bizi dünya olarak etkisi altına aldı. Evet. Ve biz bunun nedenlerini konuşacağız. Neden çocuklar ve yetişkinler dijital bağımlılığıdır hocam? Evet, şimdi Leyla Hanım bu nedenler konusu uzun da bir konu oldukça. Çünkü sadece aileye bağlı nedenler değil, çevresel nedenler, genotip miras, arkasından yine okula ait öğretim sürecine, sistemine dair nedenler vesaire. Tüm bunlara üzerinde duracağım. Uzun bir konu ama Evet size hocam, bir... aslında detaylı açıklamanızı istiyorum. Hani Evet, aslında evet. üç konu başlığında ilerleyelim istiyorum. Çünkü biz zaten sizinle ayda bir bu konuyu devam ettireceğiz. Evet. Bu nedenler içerisinde tabii psikolojik nedenler çok önemli, ailevi nedenler önemli ama bunları maddelendirirsek, tek tek ele alacak olursak Evet. nelerdir? Yani neden bağımlıyız? Öncelikle şunun üzerinde duralım. Kuşağın içinde bulunduğu tarihsel zaman diyoruz. Kuşağın içinde bulunduğu tarihsel zamandan ne anlamalıyız? Malum olduğu üzere biz dijital bağımlılıkla mücadele adına çıktık. Fakat yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Bunu daha öncelerde söylemiştik. Şöyle, şu COVID-19 sürecinde eve kapanmayla beraber dijital temas noktasında %129'luk bir artış olmuş. Bizim yapmış olduğumuz bir Evet. çalışmaya göre. Bu durum şu anda ciddi anlamda artık yaşam alışkanlıklarımızı tehdit eder noktaya geldi. Hangi açıdan? Bağımlılık açısından. Evet hocam. İşte eğitim sisteminin EBA üzerinden sürdürülmesi ki mecburiyet bu olacaktır. Ama şimdi orada bir şeyin altını çizerek hareket etmek istiyorum. Zira bizim şu an toplumda şöyle bir algı var. Dijital nesnelerle mi mücadele ediyor acaba bu dernek? Hayır. Bizim mücadele ettiğimiz nokta dijital dönüşüm kaçınılmaz. Dünya artık dijitalizm dediğimiz bir çağın içerisine girdi. Bu çağın gereklerine uygun bir şekilde yaşanacak mı? Evet. Ama bizim çabamız bu süreçte dijital dönüşüm sürecini sağlıklı bir şekilde yönetmemiz ve yürütmemiz adına, toplum sağlığı adına, halk sağlığı adına, çocuklarımızın geleceğe ve sağlıklı dimağlar, sağlıklı düşünceli nesil yetiştirme adına bu süreci sağlıklı bir şekilde nasıl yönetebiliriz? Nasıl yürütürüz? Bu kaygıyla yola çıkıyoruz. Aksi halde çocuklarımızın gelişimine herhangi bir şekilde onların varoluşu özgürlüklerine bir ket vurma, bir önüne set çekme, onları bloke etme düşüncelerini gibi böyle bir niyetimiz asla yok. Keza tam bunun aksine bu yolda çocuklarımızla ve dijital neslin getirdiği özelliklerle, dijital çağın getirdiği özellikleri bir potada buluşturarak geleceğe daha sağlıklı bir toplum yaratma adına yola çıkmış bulunuyoruz. Nitekim yani bir araç kullanımı için 6 aylık ehliyet süresi var, kursa gitmeler vesaire. Dijital nesneleri de sağlıklı kullanabilme adına bilinçli bir toplum yaratma ve bu yönde okur yazarlık becerisini artırma çabamız olmalı diye düşünüyorum. İşte bu anlamda şu an içinde bulunduğu tarihsel zaman önemli bir etken. İşte şu an yaşadığımız, işte bu tarihsel zaman ne olur? Göç olur, savaş olur vesaire vesaire. Ama şu anki yaşadığımız COVID-19 küresel salgın süreci
ciddi bir tarihsel zaman ve bu yönde dijital nesnelerle teması artırdı. Beraberinde bağımlılık oranı da artırma noktasına geldi. Şimdi bunun için teknolojinin içinde doğan nesil, 2000 yılından sonra doğan bu nesil, dijital nesil, Z kuşağı dediğimiz bu çocukların algıları açık ve yine yaratıcı fikirleri son derece iyi. Fakat biz bunu, bu çocukları kendi doğrularımız üzerinden Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu noktada bu çocuklara kendi doğrularımız üzerinden doğru ve sağlıklı yaşam becerisini gösterme adına onlara rehberlik etme ama kişiliklerine, düşüncelerine müdahale etmeden kararları kendilerine özgürce aldırarak, tercihleri kendilerine bırakarak bu noktada yolumuza devam etmek için buradayız. İşte kuşağın içinde bulunduğu tarih zamanına baktığımız zaman değerli bilgileri aktarmak için insanlar bunu bir paylaşım ihtiyacı vardır. Bugün ilkel zamanda mağaralara çizilen resimlerle işte yıllar öncesinde bu tür dijital nesneler yokken mektupla veya bir takım işaretlerle ağaçlara yazılan o sevgili isimlerinin baş harfleri vesaire hepsi kendini ifade etme ve içgüdüsel insanın doğasında olan bir yaşam şekli diyelim. İşte bu bilgileri paylaşma adına yine kesin görüşleri olan bulunan sorun ya da konuları desteklemek için insanlar bu tarihsel zamanda dijital nesnelerle temas kurmak istiyor. İşte bunlardan zaten bağımlılık noktasında en çok karşımıza çıkan mecra oyun bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı. Oyun bağımlılığı ve sosyal medya. Oyun bağımlılığı 0-35 yaşa kadar gençlik ve çocukların dimağını tutkusu haline geldi, değil mi? Tabii ki zihinsel bir işgal yoluyla onların mevcut zamanını çalarak bilinçlerini ipotek altına alarak adeta bir çocukların geleceğine yön verme çabası içerisinde. Dolayısıyla biz bu süreçte o organize edilen tasarımlı oyunların bizim çocuklarımızın zihnini tasarlarken kullanmış olduğu taktikleri ve çözümlerini ortaya koyarak çocuklarımızı bu yönde bilinçlendirmeye devam edeceğiz tabii ki. Yalnızlık kimliğinden kurtulmak. Leyla Hanım, bugün maalesef burada zikretmek de istemiyorum ama dijital nesnelerin sonuçlarından biri olarak sosyal medya ve arkasındaki etkenlere bağlı olarak insanlar zannediyoruz ki işte şu an COVID-19 süreci içerisinde evde kaldık. Biz daha yüz yüze kaldık. İşte ailemizde baş başa kalma fırsatı falan oldu gibi düşünülüyor. Son yaptığımız bir araştırmaya göre bizim dijital analiz tekniğiyle kısa sürede araştırma yapabiliyoruz. Yani bir saatin içerisinde binlerce kişiden veri alabiliyoruz. O yaptığımız sonuca göre aileler evde şu anda COVID-19 döneminde aileleriyle buluşmaktan ziyade adeta dijital mecralarla buluştular. Yalnızlık ve kendimi yalnız hissediyorum diyenlerin sayısı daha çok arttı. Ve bu yönde dijital nesnelerle ağırlıklı olarak temas kuranlar kim biliyor musunuz? Maalesef evet. sizin hem cinsleriniz erkeklerden daha fazla. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi hocam aslında güzel de bir konuya değindiniz. Daha çok kadınlar hani gündemi takip ettiği için hani magazinsel olsun işte hani giyim kuşam olsun hani artık internetten de bu tarz alışverişler artık yapıldığı için biliyorsunuz sosyal medyada hani gezinmek hele ki bayanlar için evdeyse kadınlar daha çok onlar da bu sosyal medyanın içerisinde yer almaya başladılar. Aslında erkekler de yer alıyor ama dediğiniz gibi kadınlar daha çok görüyoruz. Peki kadınlar dediniz ama 0-35 yaş arası daha çok oyunlar oyun için. Oyun bağımlılığında erkekler öne geçiyor. Erkekler kadınlara oranla 3-2 daha oranında daha fazladılar, fazla durumdalar. Ve daha çok şiddet içeren oyunlar oynuyor erkekler özellikle 14-35 yaş arası. Bu da toplumdaki şu an kadın cinayeti ya da şiddetinin arkasında bile birkaç kişiyle bu yönde bir temas kurduk. Eşinin sürekli bu tür şiddet içerikli oyunlarla temas halinde olduğunu ifade ettiler.
Hocam Yani aslında 20-40 yaş arası da bu oyunları çok oynuyor ve özellikle bu oyunlar oynanılırken hani birçok kez duyduğumuz veya şahit olduğumuz kişiler var. Çok küfür de konuşuluyor hocam. Hani bu oyunlar içerisinde karşılıklı insanların hani kişisel karakterleri de bozulmaya başladı. Düşünce tarzları değişmeye başladı ve onlar artık küfür bile normal gelmeye başladı. Öyle değil mi? kesinlikle, kesinlikle. Ve biz bunun önüne nasıl geçeceğiz hocam? Vallahi çok zor. Şimdi daha nedenlerdeyiz. Ben nedenlerden devam ederek gitmek istiyorum. Bu Tabii nedenleri nedenlere ortadan devam edelim. Tabii. kaldırdığımız zaman Tabii. zaten önüne de geçeceğiz. Şöyle, bu nedenleri ortadan kaldırmazsak o sonuçlardan karşılaşacağımız sonuçları da söyleyeceğim size diğer programlarda inşallah. Evet, tabii sırayla gidelim Dolayısıyla hocam. yeni insanlarla tanışma isteği, özellikle antisosyal fobik kişiliği olanlarda, çevreyle yeterince sağlıklı iletişim kuramayan, sosyal bir izolasyon geliştirilmiş, kendi benlik algısında sıkıntı olan insanlar yeni insanlarla tanışmak için Evet. internette, sosyal medya üzerinden görmüyor, hani o ekranın arkasındaki dünyadan da haberi olmadığı Evet, için evet. böyle bir yola gidebiliyor. Yine yalnızlık kimliğinden kurtulmak, bu içe kapanıklık durumu adeta orada yeni bir dünya oluşturması şeklinde gerçekleşiyor. Çünkü artık mekan, bizim şu an yaşadığımız ev, okul, çevre, sokak vesaire, yeni bir mekanla karşılaştık. Sanal mekan. Bu sanal mekanda da insanlar artık yaşam sürdürme çabası içerisine girdiler. Alışverişini oradan yapıyor, pazarlamasını oradan yapıyor, ticaretini, siparişini. Hele şu COVID-19 bize bunun adeta pratiğini yaptırıyor bize. Evet, İşte kesinlikle hocam. istediğimiz yerden servis alabiliyoruz, hizmet alabiliyoruz. Dolayısıyla bir başka neden internet üzerinden alışveriş yapmak. Bu da biraz önce söylediğimiz anlamda. Geçen bir kargocu arkadaşla görüştüm. 5 kat daha yükümüz arttı hocam dedi. Gece Hocam valla ben de emekliyken. yapıyorum internetten alışveriş. Efendim? Bizler de yapıyoruz hocam internetten Tamam. alışveriş Zaten şu zaman. bu şimdi COVID-19'da rahatsa çarşıya çıkamıyoruz. Yüz yüze alışveriş yapamıyoruz, mağazalar. Evet. Dolayısıyla şimdi öyle bir risk var. Zaten geleceğin meslekleri noktasında bu değişim belki %70 oranında olacak, 20 yıl içinde dedik ama şimdiden adeta hızlandı. Gerçek mağazalarda hiç kimse gezmiyor. AVM'ler artık şu anda Boş. neredeyse boş durumda. İnsanların da bir içgüdüsü var bu yönde. Alışveriş yapma tutkusu olan arkadaşlarımız var. Evet. Dolayısıyla bunlar bir dürtüsel durumla karşı karşıya kaldıkları için alışveriş yapma arzusunu sanal ortamdan gerçekleştiriyorlar. Bu da kargocu arkadaşlara bayağı bir ekstra ne diyelim mesai oluşturuyor. Dolayısıyla oyalanmak ve zaman geçirmek için hadi biraz zaman geçireyim diye düşünüyor. Bu şekilde de sosyal medyaya giriyor. Oyun sitelerinde oyun oynayarak biraz önce saydığımız yaş kategorisindekiler dopamin etkisini tatmin etmek hormonal anlamda, buna bağlı olarak serotonin hormonuyla birleşerek sürekli bir üst seviyede mutlu olma çabası. Haz duygusunu tatmin etmek için Freud'un ifadesiyle it modunda kişi sürekli isteklerinin ve hazının peşinde koşma durumuyla karşı karşıya oyunda. Orada gerçek hayatta başarı elde edemeyen kişinin bir takım sanal kazanımlarla bir tatmine erişmesi kişiyi adeta kendilik değer üzerine bir benlik, olumlu benlik oluşturma gibi gözükse de tabii ilerleyen zamanda onu biz biliyoruz. Dış çevreyle gerçek manada iletişim kuramadığı için kişi bu sefer asosyal konumuna düşmekte, sağlıksız iletişim kurmakta, aile içi ve dışında uyum bozukluğu yaşayarak birçok o fizyolojik, biyolojik ya da sağlıksal açıdan sorunlarına girmeyeceğim şimdi. Sadece nedensellik üzerinde duruyoruz, onun etrafını dolduruyoruz bir Evet anlamda. hocam, evet. Dolayısıyla sohbet sitelerinde sohbet etmek. Bu konuda da bazı araştırmalar yapmıştık. Özellikle sosyokültürel ekonomik durumu yüksek olan bir kesim siteler içerisinde farklı oluşumlara, gruplara üye olarak farklı arayışlar içerisine girebiliyor. Sosyal anlamda tatmin olmak için. Gerçek hayatta arzu ettiği, düşünemediği ya da gerçekleştiremediği bir mahalle baskısı nedeniyle gerçekleştiremediği ilişki biçimlerini
bu sitelerde tatmin etme çabası içerisine girmektedirler. Bu da daha çok toplumun elit dediğimiz belli bir eğitim seviyesinin üzerindeki ve kariyer olarak, statü olarak da belli bir yerdeki insanların tercih ettiği bir yaklaşım biçimi. Yine bazı insanların ki bu bir bozukluktur, terapiyi de gerektirir, acil tedavi de gerektirecek bir durumdur. Pornografik sitelere düşkünlüğü, bunun yine çocuk istismarı şeklinde internet ortamında bir takım yapmış olduğu siteler üzerinden çocukları kandırma, tuzağa düşürme şekli, o ayrı bir şey, o münferit bir durum. Ama yeni neslin teknolojinin içerisinde doğması, adeta 3 aylık bir bebeğin bile ekranı görünce hemen ilgi göstermesi ki bunun göstergesi. Bu da nasıl oluyor hocam derseniz, bana göre, ben şimdi çocukların karakteriyle ilgili çalışmalar yaptığım için orada şunu gördük. Hamilelik dönemi çok önemli. Yani hatta ben onu evliliğe kadar da götürüyorum. Hangi amaçla evlendi? Aşk evliliği mi? Normal bir evlilik mi? Bunların bile çocuğun karakterine etkisi var. İşte hamilelik döneminde maruz kalınan bazı olaylar ki internete yine annenin yoğun bir şekilde temas etmesi vesaire, çocuklar da bir kimyasal bağ ya da bir kimyasal öğrenme şekline hormonlar üzerinden oluşabiliyor. Nitekim bununla ilgili birçok deneyler de yapılmış durumda. Dolayısıyla dijital çağ içerisinde doğmanın getirdiği bir arkadaşça, nesnelerle bir arkadaşlık, bir dostluk, bir paydaşlık kurma amacıyla kişiler sürekli ekran karşısında. Yani şu anki Türkiye ölçeği için söylüyorum, %97 televizyon günlük açılıyor ve izleniyor. İş yerinde de, başka yerde de. Hatta cep telefonları üzerinden uzun yol, kamyon şoförleri vesaire, bunların da yaptığımız o geçen sene Eylül ayında yapmıştık öyle bir araştırmayı. %52'si seyir halindeyken dizi film izleyenler bile var. Onların içerisinde çok değil, onların oranı %17 gibi dizi film izleyenler de var. Ama seyir halindeyken bir şekilde telefonla konuşup alo deyip tekrar bırakanlar vesaire var. Dolayısıyla bazı televizyon dizilerindeki karakterleri tanıma isteği, oradaki rol modellere duyulan hayranlık vesaire, dizilerin hatta sosyal medyadaki kesitlerini takip etmeye kadar varan bir sürece dönüşüyor. Dolayısıyla insanların internet ortamında arkadaş bulmak için zaman geçiriyor olmaları, yine o yalnızlıklarını gidermeye çalışmalarının yanı sıra hayattan kaçış, bir sığınma limanı olarak da görenler var. Bunlar daha çok eş, dost, arkadaş çevresinde yeterince kabul görmeyen, beraberinde çocuklar ve gençler için daha ziyade çocuklarda yalnızlık duygusunu giderme adına, ki bu bölünmüş ailelerde ve boşanmış aile çocuklarında, tek çocuklu ailelerde daha fazla gördüğümüz bir durum. Ve bu anlamda insanların sanal kumara düşkünlüğü, işte orada bir takım bahis oyunlarına girme, işte orada yine yalnızken örneğin bazı oyunlar oynama, okeydi, satrançtı, şuydu buydu derken bir anda bir sarmala dönüşebiliyor ve bir bağımlılığa doğru gidebiliyor. Yine dijital elektronik teknolojilere karşı bazı arkadaşların mekanik zekası ve teknolojik zekasına bağlı olarak doğuştan getirdiği bir düşkünlükleri var. Yani bu arkadaşlarımı bıraksanız kesin ya bilgisayar mühendisi olabilecek arkadaşlar, ya da bunu bu şeyi dönemi, kritik dönemi geçirmiş ama sonradan telafi etmek amacıyla, merak duygusuyla sürekli dijital nesnelere, benim bildiğim öğrencilerim var, hatta ben de yararlandım o arkadaşlardan. Herhangi bir bilgisayar eğitimi almadığı halde şu an üst düzey kodlama ve yazılım yapan çocuklar var.
Yani bu Kesinlikle öyle hocam, kesinlikle. evet. Şu an herkes sorsam bilgisayar mühendisi olur yani. Gerçekten bu anlamda biz bilgisayarlar üzerinde uzmanlaşmaya başladık ama bunlar işte bizi yani ne kadar doğru yola götürür? Hani tabii ki bunları bilmek güzel bir şey ama dediğiniz gibi biz şu anda nedenleri konuşuyoruz, sorunlara sonra geçeceğiz ama ne kadar bizi sağlıklı kılar? Bu da çok önemli. Çünkü sürekli bilgisayar başında oturmak değil mi hocam? Ki daha önceki Zaten bu sözleriniz ifade nedenlere, evet nedenlere ilişkin farkındalık sağladığımız zaman insanlarımız ha bu bende de var dedikleri an zaten bir farkındalık oluyor. Bu oluştu. farkındalık da belki bu anlamda duyarlılığa ve arkasından da hassasiyet eşliğinde bir kurtuluşa vesile olabilir. Yine devam edebilir edecek olursak yaşama dair adanmışlık düzeyi düşük bireylerde yaşama dair yani yaşam isteği düşük, mutsuz, depresif, melankolik kişilerde bu tür nesnelere daha çok ilgi gösteriliyor ve dijital mecraların sunmuş olduğu kendince bir takım kendine hitap eden fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Yaratıcılık yeteneği düşük olan bireylerde, yaratıcılık yeteneği düşük olan bireylerde yine yoğun bir dijital nesneye temas var. Çünkü kurgulayıcı, tasarımcı karşı taraftan kişiye özgü bir tasarım gerçekleştirdiği için kendi yaratıcılığını törpülüyor, onun önüne geçemiyor. Takip kültürünü ve ipotekli bir kişiliğe doğru evriliyor. Zaten bağımlı kişilerde özellikle çocukluk yıllarından itibaren anneye bağımlı, babaya bağımlı, aileye bağımlı ya da birey olma vasıflarında bir takım olumsuzluk pedagojik açıdan kişilik ve karakter eksikliği ya da zafiyeti yaşayan kişiler daha çok bu dijital nesnelerin dünyasına kendini hapsedebiliyor. Bir başka olay zaman yönetimi konusunda yeterli şekilde irade gösteremeyen. Zaten bu irade şu anki yeni neslin önemli bir sorunu. Evet. Başladığı işi bitirme, sonuçlandırma noktasında bir irade zayıflığı söz konusu. Zaten bizim toplumumuzun giderek yozlaşan kültürel dinamiklerinde en çok öne çıkan iki önemli unsurdan bir tanesi iradedir. İrade. Bu A tipi kişilik dediğimiz heyecanlı ama başladığı işi bitirmeyen, yarım bırakma eğiliminde olan kişilikler ki bu dijital nesnelerin ortaya koyduğu bir sonuçtur aslında bu. Yoğun temasın getirdiği bir sonuçtur. Çünkü hareketli mecralarda aşırı yoğunlaşan kişi o zeminden ayrıldığı an, o ekrandan camdan ayrıldığı an kendisi de hareketli bir şeyler yapmak istiyor ve çabuk sıkılıyor. Bu sıkılma da işte okullardaki performans düşüklüğü yani akademik başarı anlamında efendim yine çocuğun kendine ilişkin yeterlilik duygusu konusunda kendisini kabul etme noktasında yetersizlikler yaşaması gibi. Bir tanesi de uzlaşı kültürü, Leyla Hanım. Yani toplumun kaybettiği önemli değerlerden bir tanesi de uzlaşı. Bunun altında birçok neden var. Eğitim sisteminin maruz kaldığı son 30 yıllık paradigma, son 30 yıllık, 40 yıllık hatta paradigma bunu besledi. Postmodernitenin getirmiş olduğu eğitimin felsefi temellerinde pragmatik, çıkarcı, faydacı kişilik ve kimlik oluşturma çabamız da hoşgörüyü ortadan kaldırdı. Hep bana oldu. Yani her şeyi kendi çıkarına Evet. değerlendirme boyutuna dönüştü. Bu insanları hem yalnızlaştırdı. Dolayısıyla bu yönde toplumun topyekün bir mücadele göstermesi ve dijital dünyanın şartlarını en güzel şekilde idame ettirirken onun bir araç olduğunu unutmadan gerçek hayatın temrinleriyle kültürel kodlarımızı yeni dijital çağa taşıyarak insan olarak insan kalma mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. İşte yine biyolojik sağlık bozukluğu olan kişiler yerinden kalkamıyor haliyle bir yere gidemiyor, çıkamıyor. Bunlara bir şey demiyoruz. Yaşlılar da keza bu kategoriye girmektedir. Yine aşırı kullanımla beraber iradeyi ve
idareyi kaybetme şuuru oluşması. Bu da çocuklarda aşırı kullanım bozukluğunu doğuruyor. Haliyle bozukluk olunca da artık kişi devam ediyor. Hocam şöyle bir araya girmek istiyorum. Sizin bununla ilgili birçok kitabınız vardı. Kitaplarınızı biliyoruz. 9-10 tane kadar bir kitap çıkardınız değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bunlardan birkaç tanesini bana da hediye ettiniz. Şöyle bir önerim olacak size. Biz ayda bir bu programı, bu konuyu işleyeceğiz benim programımda. Biz izleyicilerimize istiyorum ki hani böyle faydalı olan, zaten dijital bağımlılıkla ilgili olsun, çocuklarla, renklerle olsun, çok güzel kitaplarınız var. Programımızda dilerseniz her ay bir kişiye bir kitap hediye edelim mi sizin kitaplarınızdan? Ama Ege TV ve Dibamder Instagram sayfalarını takip eden izleyicilerimize. Tabii olur. Bunu da belirtelim olur. Değil mi hocam? Öyle yapalım. Ayda bir kişiye mi verelim hocam? Bir kişiye kitap hediye edelim. Hem kitap okuma alışkanlığı da çoğalsın. Aynen. Tercih ettiği hangi kitabı isterse onu gönderelim. O zaman şöyle duyuralım. Instagram sayfasından değerli izleyicilerimiz şu an hocamıza önerdim. Kabul etti. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Instagram sayfamızdan Ege TV ve Dibamder sayfalarını takip eden izleyicilerimize oraya küçük not da yazabilirler. Bizden size hani diye programında hani kitap hediye edilmesini istiyorum diye de yazabilirler. Takip eden izleyicilerimize hocamla burada ayda bir program yayınımızda size bir kişiye hediye edeceğiz değil mi hocam? Aynen. Sonra inşallah bu sayıyı biraz daha çıkarırız diye umut ediyorum. Tabii. Evet, bunu da paylaşmak istedim. Çünkü sizin çok değerli kitaplarınız var. Ben birkaç tanesini gerçekten okumuştuk. Bunlar üzerine de çok tartışmıştık. Özellikle çocuklar için olan beni çok etkilemişti. Olmazsa izleyicilerimize, ebeveynlerimize, değil mi annelerimize bu kitabı armağan edelim. Çok güzel bilgiler var hocamızdan değerli izleyicilerimiz. Tabii siz nasıl arzu ederseniz ben de kitapları da tanıtırız. Onlardan hangisini arzu ederlerse. Evet. Hocamızdan adınıza özel imzalı kitabınız hediye gelecek. Evet. Ege TV Instagram sayfamızdan takip eden izleyicilerimize ve Dibamder Instagram sayfasını takip eden izleyiciler arasında bir kişiye hocamız kendi özel imzalı kitabını hediye edecek. Buradan İnşallah. Da duyuralım sevgili izleyicilerimiz. Vereceği adrese evet, göndeririz kitabını. Evet, konuyu çok dağıtmadan devam edelim. Buyurun oradan hocam. Oradan devam edelim. Evet. Şimdi nedenlerin aslında önemli bir yönünü teşkil eden kısıtlama faktörü çok önemli. Bazı aileler kısıtlama işlemini yaparken çocuğun duygu ve düşüncelerini dikkate almadan tamamen baskıcı bir şekilde ben yaptım oldu bitti şeklinde oluyor. Bu çocukta yoksunluk sendromu oluşturuyor Leyla Hanım. Yoksunluk sendromuna bağlı olarak çocuk aşırı bir şekilde bu sefer ihtiyaç hissediyor bu tür dijital nesnelere yaklaşmayı. Bakınız ben dijital bağımlılık üzerine Ar-Ge çalışmalarımız da var şu an. Dijital analiz tekniğiyle kısa bir sürede çocuğun davranışlarını, arkasındaki nedenleri, her şeyi çıkarıyoruz. Karşımıza çıkan en büyük neden çocukta dijital nesnelere karşı oluşturulan yoksunluk sendromu. Zaten dijital çağın içerisindeyiz. Keza bugün Fransa'da, Amerika'da ortaokul 8. sınıfa kadar çocuklara dijital nesneleri vermiyorlar. Amerika'da bazı eyaletlerde bu mevcut. Ben diyorum ki bu böyle olmasın. Çünkü çocuğun hayatı artık dijital ve dijital çağın içerisinde doğdu. Dolayısıyla bunları bu nesnelerden hepten yoksun bırakmak yerine bunun önüne geçme adına günlük belli bir düzeyde çocuklara dijital nesnelerle buluşturmak da fayda var. Çünkü bu COVID sürecinde zaten EBA ile beraber çocuklar ekranın karşısında ve dijital anlamda hangi özelliğini diyorsak işte radyasyon miktarı vesaire alması durumu, zararı, evet, aşırı hareketsizlik şu falan zaten gerçekleştiriyor çocuk bunu yaparken. Ama bunu fırsata dönüştüren ülkeler de var. Mesela ileride belki programın birini sadece eğitim camiası, eğitim sistemi ve dijital dönüşüm üzerine yaparsak çok ilginç orada uygulamalar var. Bunu da zaten ülke olarak biz
geçeceğiz. Bunun için geniş bir program ayıralım lütfen. Şimdi yine program akışı içerisinde nedenlere dönük baktığımız zaman hızlı ve anlık erişime ilişkin bir imkan vermesi dijital nesnelerin. Hemen aradığımız zaman açıyor, karşı taraf açıyor. Ya da bir tuşa dokunuyoruz, istediğimiz resmi, istediğimiz videoyu gönderiyoruz. Bu da aslında giderek zamanla çocukta egosantrik kişilik ve narsiste kişiliğe doğru bir evrilme söz konusu. Yani çocuk hükmetme duygusunu aşırı bir şekilde kendinde hissetmesi bu çocuğun davranışlarını bu yönde kontrol edemediği gibi normal gerçek hayatta da bu kimliğini muhafaza etme eğilimine girmektedir. Bu da ciddi bir neden. Çünkü bu yönüyle doyurulmamış bir ihtiyaç olan benlik duygusunu destekliyor ve arkasından da dijital nesnelere hükmettiği için daha çok dijital nesneler içerisinde kalabiliyor. Yine sanal ortamdaki yanlışlıklara ilişkin yetersiz bilgi. Yani bu yönde bilinçli olması gerekirken bireyin kendini geliştirememesinden kaynaklı ya da bu konuya kulak kabartmaması, o ortamdan adeta uzaklaşarak tekrar burayı bir sığınma limanına dönüştürmesiyle kaynaklı bir durum. Yine dokunmatik ekran kullanımı desem inanır mısınız? Nedenler arasında, bunlar hep bilimsel veriler bu söylediğim nedenler. Dokunmatik ekran kullanımı da dijital bağımlılığı ve dijital teması artırıyor. Ama kolay mı? Kolay, doğru. Önemli olan orada irademize sahip çıkarak gereksiz kullanımların, sağlıksız kullanımların, kullanım bozukluklarının önüne geçebilmek. Dolayısıyla yüksek katlı binaların iletişimsizlik üretmesi. Evet, çok doğru. Dijital bağımlılıkta yüksek katlı binaların iletişimsizlik üretmesi, ki mekanların üretkenliği var biliyorsunuz. Şu an sanal mekanlarda bir üretim işlevini yerine getiriyor. Onlar da kendine göre ilgili mecraların tasarımıyla, ilgili mecraların özellikleriyle bir üretim mekanizması sürüyor. Dolayısıyla yine gerçek yaşam ile sanal yaşam arasındaki farkı ayırt edememe yetersizliği. Gerçek yaşam ile sanal mekan arasındaki farkı ayırt edemeyen kişilikler. Bunlar da dijital nesnelere daha yoğun ilgi gösteriyor. Yine şehirleşme, teknoloji ve kültür üçgeninde çocuk eğitimi konusunda yaşam düzenleme becerisini sağlayamayan ailelerde ve kişiliklerde dijital nesneye karşı aşırı bir ilgi oluşmaktadır. Bakınız, üç kavram söylüyorum. Şehirleşme, teknoloji ve kültür. Biz bunlardan birine ağırlık verdiğimiz zaman ya teknolojiye ağırlık veriyoruz ya şehirleşmeye. Bunlar arasında, bu üç sacaya arasında dengeyi kuramamanın getirdiği bir yoksunluk durumu da kişiyi dijital nesnelere karşı bağımlı yapabilmektedir. Yine cazip ve görsel uyarıcı noktasında içeriklerin bu konuda kurgulandığı için, organize bir akıl tarafından, karşı taraftan kurgulandığı için kişiye cazip gelebilmekte, albenili gelebilmekte. Bunun için çok seyredilen işte görsellerin önüne, arkasına reklam konması da bu bir ticari boyuta evriliyor. Yine medya ve popüler kültürün insanlara sunduğu imkanlar ve albenili sunum içerikleri. Medya ve popüler kültür. Çünkü popüler kültürü biz aslında çok iyi okuyamadık. Bu popüler kültürü biraz açabilir miyiz hocam? Biraz daha açalım. 90'lı yıllardan itibaren
televizyonlarda özellikle pazar kuşağıyla başlayıp magazinsel sunumlarla devam eden, sonrasında medya marka ikileminde bir takım markalaşmanın da getirdiği yaşam biçimine dayalı olarak yüzeyselin derin, derinin yüzeysel olarak gösterildiği, anında böyle büyük ünlü kişiler olma haline gelebilme, evet, ya da çok tercih edilen biri olabilme, bir ortamda sadece ulusal anlamda değil, bir ortamda bile popüler olabilme adına bazı söylemleri, imgeleri, mesajları, kodları iyi kullanarak toplum içerisinde yer edinme ve bunun da bir rüzgarla topluma sunulması biçimidir. Dolayısıyla popüler kültür şu anda işte ben sanal şeyler diyorum bu uygulamaya. Fenomenler var biliyorsunuz. Medyada evet, çok tercih evet edilen tam ben bazı diyecektim şeyler. hocam. Fenomenler ne olacak? Mesela Leyla Hanım yıllarca programcısınız, yapıyorsunuz. 20 milyon takipçiniz var mı şimdi Yok sizin? hocam valla olamadık fenomen. İşte onların var. 15 milyon, 20 milyon takipçileri var. Onlar tabii proje. Ben çoğunu proje olarak söylüyorum. O Kesinlikle. Sanal şeyler belli bir olgunluğa gelince bir anda ağzını açıyor. Diliyle dişinin arasından öyle toplumu yaralayıcı, toplumun düzenine Kesinlikle. aykırı öyle sözler çıkıyor ki bizim değerlerimize, yaşam tarzımıza uymayan. Dolayısıyla ve bir anda onun takipçileri çok sevdiği için, çok özendikleri için, hatta rol transferi yapıp özdeşim kurdukları için o kişinin tutum ve davranışlarını, söylemlerini içselleştirebilmekte. Bu da kültürel yozlaşmada ciddi bir etki nedeni olabilmekte. Bunun için biz sanal ortamdaki popülaritenin sunmuş olduğu konularda bilinçli olma adına toplum olarak bilinçli tüketici olma gerekiyor. Bu da dijital okur yazarlık becerimiz bir. İkincisi medya okur yazarlığı. Hatta Kesinlikle. yeni meslekler arasında sosyal medya Evet. ve uzmanı vesaire gibi şeyler gelecek. Evet. Dolayısıyla bu alana doğru evriliyoruz. Süremiz ne kadar bilmiyorum ama. Hocam süremiz son bir 5 dakikaya girdik. Son yavaşça toparlayalım. Sonra 2021 yılı için neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istiyorsunuz? O cümlelerinizle programımızı kapatacağız hocam. Buyurun. Evet. Şimdi alternatif yaşam eksikliği de dijital nesnelere bağımlılığı artırıyor. Yani bu şu demek, ben her zaman öğrencilerime de derim, hayatta A, B, C, hatta yapabiliyorsanız D planınız olsun. Çünkü boşluğa Kesinlikle. düşmemek adına, kendinizi bir anda yerlerde sürünüyor halde görmemek adına bu planlarımız olursa daha sağlıklı hareket ederiz. Şimdi bu da alternatif yaşam becerisi, yeteneği olmayan kişiler yine dijital nesnelerle yoğun temas getiriyor, yaşarken örneğin yattığı yastığın altına dijital nesneleri koyan ki bizim üniversitede yaptığımız araştırmaya göre Evet. kurslarda kalan kız öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yastığının altına koyuyor telefonu. Evet. Bu bilinç bulanıklığı yaratıyor. Ertesi gün dikkat eksikliği zaten yeterince uyku uyuyamadığı için bu nesnelerin tekrar tutsağı oluyor. Geçen Sayın Cumhurbaşkanımız da bahsettiler. Bir dijital köleliğe doğru gidiyoruz. Dijital kölelik. Evet doğru. Dijital fetişizmin ürettiği bir yeni kavramla tanışıyoruz. Adına ben dijital faşizme doğru evrileceğiz. Çünkü bu COVID'le beraber hayatımızın her yerinde olan kameralar eşliğinde veya bizim yaşantımızı veriler üzerinden kontrol etmeye çalışan bir dijital dünya artık ister istemez insanın organik yaşamını, varoluşçu yaşamını, var olası yaşamını, kendilik değerini kuşatır duruma gelmiştir. Bu yönüyle de artık zorunlu olarak dijital nesnelerle temas kuracağız ama bizim mücadelemiz bu süreçte hem dijital nesnelerle birlikte yol alacağız, hem geleceğe yelken açacağız, hem de başarılı bir şekilde hayatımızı sürdürürken
onlarla beraber o dijital nesnelere rağmen sağlıklı yaşama becerisini de kendimizde tutarak onları merkeze, hayatımızın merkezine değil, hayatımızın merkezine insan ve insani özellikleri, insanlığı almalıyız. Dolayısıyla değer odaklı yaşantımızı sürdürme çabası içerisine gireceğiz. Yani Leyla Hanım, o kadar çok şey var ki, mesela psikososyal nedenler var, öğretim sistemine dair eğitimsel nedenler var, okul nedenler çok hocam. Nedenler, yani şu an dediğim gibi en az bir 4 program yaptırır bu nedenler bize. Biz nedenleri yine konuşmaya devam edeceğiz ama bir yandan da tabii ki hocam bunların da cevaplarını da dile getirmek istiyoruz ki izleyicilerimiz bu nedenlerle nasıl baş etmeli, değil mi? Evet. Onları bir dahaki ay programımızda yer vereceğiz. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son söz hakkını vereceğim. Son cümleleriniz nelerdir ama ondan önce yine tekrar edelim. Biz hocamızda inşallah hocamızın çıkardığı 9-10 tane kitabı vardı. Onlardan bir tanesini özel sizin isminize imzalı bizim programımızda ayda bir kişiye hediye edeceğiz ama bunun için dijital diyet zamanı adlı kitabı hediye edelim arkadaşlar. Dijital diyet zamanı, evet. Yönetimi, ikisi de önemli. Dijital diyet zamanı olan kitabını hocamız size imzalı özel olarak gönderecek. Ama nasıl gönderecek? Tabii ki Ege TV ve Dibam Der Instagram sayfalarını takip eden izleyicilerimizden bir kişiye gönderecek. Ve her ay biz hocamızla yine burada olacağız. Sizler için dijital bağımlılığının nedenlerini tabii ki konuşacağız. Bunların cevaplarını dile getireceğiz. Ve tabii ki bu sorunlarla özellikle ailelerimizi baş edebiliriz, değil mi hocam? Istiyorum, Leyla Hanım, ailelerimizi ekran başına davet edelim. Çünkü çocuklardan ziyade aileler hem rol model olma durumunda hem de dijital bilinçlilik adına gerekli bu. Evet. Tüm aileleri ekran başına bekliyoruz. Bir dahaki ay yine hocamızla birlikte olacağız. Hocam son olarak 2021'e giriyoruz. Neler söyleyeceksiniz hemen kısaca? İnşallah 2021 yılı şu COVID-19'un 2020'de yaşattığı travmaları bize yaşatmaz. Kısa sürede bu salgından inşallah kurtulur. Milletçe mutlu, refah, huzurlu, güzel bir 2021 olur inşallah. Hayata daha ümitle bakan, geleceğe daha pozitif bakan bir dünya insanı istiyorum, dünya insanlığı istiyorum. Bu i̇nşallah. Da ülkemiz için, milletimiz için, Türkiye İslam alemi için inşallah 2021 yılı hoş gelir, güzel gelir, güzel yaşarız inşallah. İnşallah hocam. Öncelikle sağlıkla gelir diyoruz. Bu COVID-19'dan hocamızın da dediği gibi bir an önce çıkarız. Efendim biz bugün Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tuncay Dilci ile beraberdik. Dijital bağımlılığın nedenlerini konuştuk. Bir dakika yine sizlerle birlikte olacak hocamız. Ama bizim programımız her hafta pazartesi günleri saat 3'te canlı yayınla karşınızda oluyoruz. Ve haftaya farklı konu ve konuğumla birlikte yine olmak üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalın.